Ya WhatsApp'tan yazdım. Gitmeyince bildirim seni. Ben de aradım, ulaşamadım sana. Ulaşamadın mı? Sağ olasın. Hoş geldin. Kutluluk, ne haber? İyi, sen nasılsın? İyi, ne olsun? Hoş geldin, gel. Ben arayayım seni. Nasıl geçti yol? Fena sayılmaz. Biraz bu sefer bekledim. 20 dakika, yarım saat falan bekledim tren. Sonra geldi. Sizin bu bölgeyi keşfetmekle meşgulüm. Nasıl ilk defa olur ya Düsseldorf? Sen bütün Almanya'yı bitir. Bu tarafa hiç doğru düzgün gelmedim ya. Vay be. Düsseldorf'a geldim. Pardon, Düsseldorf diyorum. Duisburg'a geldim. Dortmund falan. Essen'a gelmişim. Dortmund'a geldim. Sen bunu bitirmiştin zaten. Bölgeyi bitirmiştin. Öyle denebilir. Hadi i̇şte bakalım ya. Burada. İyi, ne güzel ya. Ben aslında Bahar'la bekliyordum seni beraber. Yani aslında birlikte de... İyi macera oldu ama. Evet. Beraber de bekliyorum sizi ayrıca ama. Ayrıca geleceğiz. Hep aklımızda sürekli sizin ufaklığı konuşuyoruz. Ben senin resmini açtım. Seni hatırladı. Bahar hatırlamadı. Aras. Bahar hatırlamadı. Daha çok evet, seviyordu. Evet. Bahar hatırlamadı. Seni hatırladı. Serkan diye. Kemal için. Çok güldüm ama gördü böyle. Hamburg'dan diyorum. Evet diyor, hatırlıyorum, Hamburg diyor bizimki. Bayağı şaşırdım ama Bahar'ı hatırlamadı. Çıkarmadı Bahar'ı. Bizim Hauptbahnhof biraz böyle çok yakın değil aslında. Hani yani Almanya'da şey değil mi? Aksa'da çok yakındır ya Hauptbahnhof'lar. Bizimki biraz uzakta kalıyor. 1000 metre falan içeride kalıyor şöyle. Yani mesela şurası, bak şurası Königsell'le. Şu gördüğün hat. Yani buradan aşağı yukarı 800 metre. Aksa'da şu bölgede kalıyor. Ben şöyle yapayım. Çarşı aslı burası, ortağın burası. Şurası bunların meşhur Königsell'le. Biz biraz da işte kalıyoruz şöyle. Bizim trenler biraz işte kalıyor. Mesela Köln'deki daha merkezde. Köln Hauptbahnhof süper merkezde böyle. Hı. Ama bu biraz uzakta kalıyor böyle normalde. Belki de sonradan mı yapmışlar diyeceğim de. Olabilir. Sanmıyorum. Çok yeni değil burası. Yani çok eski değil, pardon. Çok eski bir şehir değil. Güzel bu. Şimdi ben şöyle yapayım diyorum. Königsell'den bir arabayla gezeriz şöyle bir. Tamam. Karşısı Oberkassel diye bir bölge var. Oradan bütün Düsseldorf'u görüyorsun. Nehrin karşısı. Oradan belki güzel görüntü alabilirsin. Tamam, olur. Orası çok güzeldir manzarası. Şehri böyle panoramik görebileceğim bir yer. Harika. Şu arabaya dolaşalım. Kafada oturtur şehri. Ondan sonra merkezi bırakırız. Tamam. Merkezi komple bitiririz. Güzel çok küçük Düsseldorf aslında. Küçük değil mi? Hamburg'un yanında var ya. Küçük bir mahalle. Sen bugün benim gördüğüm yerleri görsen onların yanında çok normal bence. Çünkü burası yine büyük şehir olarak sayılıyor. Tabii burada nüfusu fazla. Ne kadar mı şu an? 630 bin civarında. Bunun işte 300 bini falan yabancı. 300 bini yabancı. Aynen. 300 bini yabancı. Yabancı kökenli yani. Vay be. Çok çok enternasyonel ya. Şurada herhangi bir kioska gir. Mükemmel İngilizce konuşabiliriz. Çok enteresan bir yer. İngilizce konuşma oranı yüksek bir şey. Çok yüksek ve çok iyiler yani. Güzelmiş. Çok iyiler. Şu an meydana yaklaşıyoruz. Burası Graf Adolf Platz diye geçiyor. Buradan itibaren başlıyor. Aslında T-I şeklinde bir şehir. Ortasında Königsell'le var. Königsell'in alt ucundayız şu an biz. Güney ucundayız. Graf Adolf Platz diye geçiyor burası. Königsell'in kuzey ucu da Altstadt'a giriyor. Schadowstrasse diye geçiyor. Sen bayağı şehri çözmüşsün. Tabii ben sokak sokak ezbere biliyorum şu an. Çok küçük şehir çünkü. İyi bir tur rehberi olabilir senden. Estağfurullah. Tamam, şimdi Königsell'in başına geldik. Tamam. İzmir de hemen şurada. Çok merkezde ama çok merkezde ya, şanslı. Tamamen... İlk geldiğinizde de boyu vardı. Yok, başka bir yerde oturduk biz bir ay, bir buçuk ay. Sonra burayı bulduk, buraya yerleştik. Yani şu an şurası Königsell'le. Burayı 1800'lerin sonunda yapmış adamlar. Bu bulvarı, şu ağaçlar vesaire, bunların hepsi 100 yıllık. Baya yeşil bir şehir yalnız. Tabii tabii, çok yeşil. Şey de sevdim, cadde yapısı falan yeni, modern. Evet, çok modern. Ya yani çok eski bir şehir değil aslında. Yani şu göreceğin Altstadt çok küçük, böyle 2-3 sokağı var. Orası kalmış savaştan. Onun dışında burası komple yeniden yapılmış. Yani şu gördüğün, yani 100 yıldan eski bina yok şurada. Vay be. Burası Königsell'le yaklaşık 1000 metrelik bir bulvar burası. Bulvarın sağ tarafı, şöyle hatta şuradan çevireyim bir yandan da. Şu an biz bulvarın sağ tarafındayız. Hı hı. Bu taraf tamamen mağazalar. Sağ tarafımız. Dünyanın en ünlü mağazaları, markaları hepsi burada. Sol tarafta bankalar ve oteller bölgesi. Millet buradan parayı alıyor, buraya harcıyor. Öyle bir şey yani. Hakikaten sistemini okumuşlar adamlar. Sol taraf genelde iş yerleri, bankalar. Sağ tarafta dünyanın en ünlü markaları. Alışveriş. Burası bir de şöyle bir özelliği var.
Avrupa'da kiralanabilir metrekare fiyatı en yüksek yer burası şu an. Avrupa'nın en pahalı bulvarındayız şu an. Hadi ya. Evet. Yani şuradaki herhangi bir dükkanın aylık kirası 100 bin euro. Vay be. Evet, tabii. Yani şu an Avrupa'nın en pahalı restoranları, en pahalı mağazaları, en pahalı otoparkına kadar burası. Böyle bir keman. Dubai kemanı var bu arada. Saf saf onlar. Çocuk müziği. Düsseldorf'u çok merak ediyordum ya. Evet. O kadar kişi haber veriyordu, yazıyordu yani. Evet. Git gör şeklinde. Burası farklı, burası farklı. Açıkçası biliyorsun hani az önce konuştuğumuz gibi ben bu tarafı da çok iyi bilmediğim için evet. Gelemiyordum. Evet, evet. Biraz ters kalıyor oraya. Ya şunların, şu iki kişiden biri Alman değil. Hepsi turist geldi bunlara. Araplar da futbol oynuyor bu ara. Bu markalara, mağazalara. Burası Königsallee'nin tam ortası. Steinstraße diye geçiyor. Genelde kışın buraya devasa böyle bir ağaç yaparlar. Şu göbeğe süslerler. Noel ağacı mı? Evet, böyle çelikten böyle bir ağaçlar, yıldızlar bir şeyler yaparlar. Tam burası Königsallee'nin tam ortası şu an. Bu ağaçlar inanılmaz ya. Hepsi çok böyle nizami. Çatları, yükseklikleri, eğimleri o kadar güzel ki. Çok güzel bakıyorlar. Kışında burayı ışıklandırıyorlar. Kışında çok güzel burası. Meydanlarını sevdim ben. Meşhur paralarını harcayan bir yerler buralar. Asıl en baba ya burası. Bir daha sonrası. Lüpten başlıyor çıkan. Daha da falan. Benim iş yeri bu. Şu gri bina. En üst katı. Rolex Buherer var altta kuyumcu. Mesela Buherer 85 bin euro veriyormuş aylık kira. Baksana bir sıra var ya. Burası Königsallee'nin burcu. Şu an ucuna geldik. Bak burada açık şu an. Sağ taraf Shadowstrasse diye geçiyor. Hatta bak Shadow arkadan yazıyor. Shadowstrasse. Ben İngilizce gibi duyuyorum tabii. Aynen, aradaki aynen. C'yi onun gibi aslında demiyorum. Kavram şey de aynı. Aslında adamın soy ismi mi ne? Birinin soy ismi Shadow. Orada bir heykel var hatta. Shadowstrasse buranın böyle alışveriş bulvarı yani. Alışveriş yapacağım bir bulvar. Biraz da orta sınıf orada. Yani Almanlar orada alışveriş yapıyor. Buraya turistler geliyor buraya. Burası arkamızdaki Araplar. Orası. aynen. Avrupa'nın en zenginleri var. Dubai'den gelenler oraya. Yani arabalara baksana. Mesela önümüzdeki iki arabaya bak. 8 kasa önünde de bir tane Porsche var. Yani. Enteresan evet. Bir yer burası. Meydan güzel ama. Burada güzel bir meydan var. Yılbaşında burası çok güzel çarşı oluyor. Çarşı güzelmiş. Burası çarşı. Orta sınıf mı? Burası. Evet, biraz daha orta sınıf. Sen beni hocam mümkünse şeye götür. En alt sınıfta bir soru götür. En alttan en üste gideceğiz. Ben şimdi az önce Gelsen Kirşen'den geldiğim için değil mi? Standardım orada. Şu an bana burası fazla. Soldaki bina şu London bağlı. Şu otel. Düsseldorf'un en pahalı oteli. Hatta Almanya'nın da en pahalı oteli var burası için. Almanya'nın en pahalı oteli. Evet. 2 hafta önce Lady Gaga vardı burada. Lady Gaga kaldı burada. Geçen hafta Rolling Stone konseri vardı. Onlar buradaydılar. Enteresan bir otel burası. Önde gideceğiz şimdi. Tam yıldızlar geçti yani. Tabii tabii. Orada önünde şey olur böyle. Amerikan filmlerinde olur böyle şey çekimlerin haberlerinde. İşte hayranlar bekliyor önünde falan böyle. Bayağı öyle bir ensantene çok görüyorum ben orada. Genelde Devlet Bey Erkan'ı gelir buraya, başbakanlar vesaire buraya geliyor. Otel gelir. Burası biraz daha böyle sakin hani dedim ya. Buralar biraz daha ofis duvarı bu tarafı. İş yerleri, bankalar. Hatta şurada İç Bankası şubesi vardı sonra kalktı. Şaşırttı beni ya. Şimdi ben tek başıma yürüyerek gelsem çat diye buraya dalmazdım muhtemelen. Evet, aynen öyle. Seninle kompakt bir ben şekilde buraya girdik. Ben ilk geldiğimde Königsallee'yi bilmiyordum ben. Hani hep Altstadt'ı bilirdim ben sadece. Hatta bu bir otel var şurada göstereceğim birazdan. Orada kaldım ve oradan çıkıp ben buraya girmemişim yani. İlk geldiğimde bundan 7 sene önce, 8 sene önce. Hep Altstadt şeydir ya biz Old Town'a bakalım. Evet. Oralara bakalım vesaire. Bizi ilk Düsseldorf'a hatta ilk ikinci gelişimde eşimin amcası burada yaşıyor yakınlarda. Bizi Düsseldorf'a getirdi gezdirmeye. O da bilmiyormuş Königsallee'yi. Hadi ya. Direkt bizi çarşıya götürdü Old Town'a. Kaç orayı yılları gezdik. Burada yaşıyor ama. Adam yani buraya 20-30 km uzakta bir kasabada yaşıyor. Königsallee'yi bilmiyordu yani. Hani bizi buraya getiremedi, bilmiyordu yani burayı. Doğrudur. Biraz bölük pörçük böyle. Tam hepsi bir yerde toplanmıyor. Siz nasıl memnun musunuz peki Düsseldorf'a? Ya Düsseldorf çok güzel ya. Burası başka bir dünya. Ben çok beğendim. Hem hani
Alman sistemi hem burada var hem eğitim kalitesi çok iyi. Ben hep İzmir'e benziyorum burayı. Daha böyle metropol duruyor bir de Avrupa'yı. Evet evet çok Avrupa'yı. Sen hani mesela Türkiye'yi bilen Alman tanıdıkları bana diyor bunu yani. Türkiye'nin İzmir'i neyse Almanya'da İzmir'i Düsseldorf diyorlar. Hmm. Hani o kadar çok internasyonel, çok sakin insanlar, çok eğitimliler, yabancıya çok sıcaklar. Peki niye böyle olmuş? Mesela diğer bu eyaletteki şehirlere baktığımızda evet, hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Ben yani diğer gördüğüm şehirlere bakınca aynen gerçekten öyle farklı olduğunu görüyorum. Aynen öyle. Köln bambaşka mesela. Çok hatta caps'leri vardır böyle. İşte Köln'deki insanlar, Düsseldorf, Duisburg falan diye bayağı caps'ler falan vardır burada. Köln'le mi? Dalga geçiyorlar böyle. Yani mesela Duisburg'da çok aşağılarlar Duisburg'u mesela biraz daha böyle. Çok alt sınıf olarak görürler. İşte Köln biraz daha orta. Düsseldorf çok daha bambaşka boyutlar böyle. Buradaki lokal basında da böyle hani şu anki işte buradaki Instagram'da falan da böyle çok caps'ler vardır bununla ilgili. Çok değişiyor. Ya yayımsa Duisburg buradan 20-30 dakika bambaşka bir dünya. Evet. Trafiği de bambaşka yani insan yüzü, insan profili. Ama Düsseldorf işte bu fuarlar. Japonlar çok kalkındırmış burayı. Japonlar çok çok şirket kurmuşlar buraya. Mesela enteresan bilgi. Dünyada Japonların Japonya dışında en yoğun yaşadığı şehirmiş Düsseldorf. Yaklaşık 30-40 bin Japon yaşıyor burada. Ve hepsi de böyle mühendis, çok iyi mühendis, doktor, mimar, çok iyi pozisyonlarda. Burada küçük bir Japon mahalleleri de var. Hadi ya. Evet evet. Hiç daha önce Almanya'nın başka bir şehrinde Türk mahallesi dışında bir şey bilmiyorum. Yok, hani Japon mahallesi görmedim en azından. Japonlar daha fazladır büyük ihtimalle Türklerden. Yani 600 bin içinde bence 10 binden fazla Türk yoktur Düsseldorf'ta. Ama 30 bin falan Japon varmış. 10 binden az Türk varsa çok az evet, Türk var. Çok az Türk var Düsseldorf'ta. Ama benim bildiğim burada hani Türk nüfusu fazla yine. Fazla. Eyalette fazla. Duisburg'da çok var mesela. Duisburg, Essen. Yani şehir olarak yapıyorsun. Tabii tabii. Mönchengladbach'ta inanılmaz. Köln'de de öyle. Ama Düsseldorf'ta çok Türk yok. Pudrat diye bir mahalle var. Kuzeydoğusunda. Orada biraz daha Türkler var. Benim ilk yaşadığım yerde orası. Ama merkezi çok mesela gez mesela merkezi çok Türkçe konuşan duymazsın. Çok nadir. Enteresan bir bilgi daha. Evet evet. Türkler çok az burada. Yunan çok var. Japon çok var. İşte o Graf Adoplas vardı ya onun devamında şu an burası. Hala devamı. Sağda bizim kuleyi göreceksin. Her şehirde vardır ya bizim. Evet. Almanya'da kuleyi. Televizyon kulesi. Mantıklı. Aynen. Burada da var bir tane sağda. Bunda restoran var yukarıda. Rancun diye geçiyor. Bak şimdi döndük. Şimdi şu köprüye çıkacağız birazdan. Köprüden karşıya gideceğiz. Ren Nehri'nin karşısına gideceğiz. Caddeleri güzel ama ya, sevdim. Evet, şurada da çok güzel bir göl var. Sağda. Tüm gölleri böyle ezberledik yani artık sonunda. İzleyenlere soralım bari. Beğendiniz mi şu ana kadar gördüğünüz kısımları? Beni etkiledi vallahi bilmiyorum. Şuraya bir tane. Burası şey işte, müze. Müze mi burası? Evet. Kunst şeyler yazıyor. Evet, sanat müzesi. Çok güzel patlamak. Bayrak dersini lokumluyum. Çok güzel ya. Bayağı yeşil. Evet, evet. Yani şey ilginç, eyaletteki gerçekten diğer şehirlere göre korumuş kendini. Evet. Diğer yerlerde mesela biraz bir değişim var, onu hissediyorsunuz gezdiğinizde ki tabii, bugün Gelsenkirchen'de bunu da gördük diye düşünüyorum. Burada onu hissedemiyorum. Evet. Yani eğitim kalitesi çok yukarıda ya burada. Çok çok üst düzey. Yani herhangi bir kamu, sen işte Münih'te yaşadın. Herhangi bir kamu idaresi, trafik bölgeye gidiyorum mesela. Yani konuşma şeklinden İngilizce aksanına kadar. Yani o kadar farklı ki insanlar burada. Kendi geliştirmiş. Çok da geliştirmişler ya. Bu fuarlar çok değiştirmiş adamların kafalarını. Hem çok turist çekiyor burası, hem çok fuarlar düzenleniyor. Şimdi köprüden karşıya gideceğiz. Sol taraf liman kısmı, orayı da gezeceğiz beraber. Tamam. Orada turistik bayağı böyle değişik bir yapılar var, mimari. Burayı zaten Münih'le baş başa tutuyorlar genellikle benim gördüğüm. Hani yaşam standartının çok yüksek olması hep bahsettir Düsseldorf'u. Münih standartında olduğunu söylenir. Yani bu da önemli bir bilgi olarak dursun burada. Boğaz Köprüsü'ne geldik yalnız daha. Evet evet, bayağı Boğaz Köprüsü lazım. Su çekildi. İnanılmaz bir kuraklık var. Görebiliyorsunuz Ren Nehri bayağı çekildi. Son 15 gündür gemilerin yüklerini hafifletmeye başladılar artık. Tonajlarını düşürdüler.
Bu geldiğimiz mahalleyle ilgili ilginç bir veri. Burası Oberkassel. Nordrhein-Westfalen bölgesinde biliyorsunuz çok futbol takımı var Bundesliga'da. Yani ligin neredeyse yarısı burada. İşte Borussia Dortmund olsun, Schalke olsun, Köln gibi futbol takımlarında oynayan çoğu futbolcu burada yaşıyormuş. Bu mahallede. Hatta bu sahile bakan çoğu evde çok ünlü futbolcuların evleri olduğu söyleniyor. Ben burada emlak sektöründe olduğum için inşaat sektöründe emlakçılar bu bilgileri biliyor bize böyle. Gösteriyorlar onu. İşte burası Royce'un evi falan gibisinden. Aynen anlatıyorlar yani. Senin evi. Aynen öyle. Ya Dortmund'da ben birkaç yerde gördüm. Dortmund'da oynayan. Ama burada da mesela Dortmund'da oynayan bazı futbolcular bana saydılar, gösterdiler. İşte şu çatı katı ona ait dediler. Vesaire. Burada çok güzel evler var. Yani genelde buradaki apartman daireleri böyle 2 milyon, 2,5 milyonla başlıyor ara sokaklarda. Şu buraya bakanlar şunlar 10 milyon falandır. Daire bunlar. 10 Aynen. milyon euro. Buradaki evlerin çok pahalı olması veya çok zenginlerin yaşaması değil. Şu an nehir çöktü aslında. Debisi çok düşük. Bu sene çok yağmur almadı burası. Normal taşkın oluyor. Yani kışın ilkbaharda bu su şu yürüdüğümüz yol var ya. Evet. Şunun hemen aşağısına kadar geliyor burası. Var mı? O kadar taşkın oluyor burası. Yani ben buranın suyun buralara geldiği anları gördüm yani. O yüzden buraya hiçbir şekilde bir yapılaşma yapmıyorlar. O su buraya kadar geliyor. O yüzden herhangi bir yapılaşma yapmıyorlar buraya. Buraya şeyler geliyor. Küçük baş hayvanlar geliyor. Hatta bak şurada var biraz. Görebiliyor musun? Küçük baş hayvan. Kameraya yansıtır mı bilmiyorum ama. Bayağı koyun falan var orada. Ren nehrinden, güneyden, Konstans'tan geliyor bu işte. Boğdanize'den geliyor. Bu nehir, o yani bereketli aslında bu su. Toplaya alüvyoları atıyor, bırakıyor buraya. Çok bereketli toprak aslında şu topraklar. Belediye de bir şekilde buradaki halkı, hayvancılıkla uğraşanları vesaire buraya getiriyor. Küçükbaş hayvanlar burada besleniyorlar. Yani şu buradaki bu bitki inanılmaz bereketli. Altona'yı mesela gezmiştik beraber. Altona belki daha büyük olabilir güzel toprak. Öyle söyleyeyim sana. Hem nüfus olarak hem de şey yüz ölçüm olarak da öyle yani. Güzel toprak merkez ve güzel toprak nüfusu 600'ü bilmiyorum ama ya şu merkez gördüğün şu mahallede çok az kişi yaşıyor aslında. Muhtemelen 250-300 falandır. Tabi. Altona'nın nüfusu mesela yanlış hatırlamıyorsam 272.000 i̇şte, gibi bir şey. Aynen öyle bak. O civardadır burası da. Merkezi o kadardır. Burada bir sürü tabi mahalleler var. Geresheim, Ele, hani birkaç böyle Merbuş, Düsseldorf'a bağlı. Bunları toplayın tabi. 630.000 çıkıyorsun ama merkezi çok az. Ya buradaki şey şu. Cumartesileri çok pik yapıyor burası. Anlık şehrin nüfusu 1-1,5 milyon falan buluyormuş. O da çevresinden ötürü herhalde. Tabii. İnsanlar şimdi Duisburg'da yapacak bir şey bulamıyor. Aynen öyle. Buraya geliyor. Aynen öyle. Ya da işte yani, gelsen kimse aynen öyle. Ya bütün eyalet buraya geliyor ve Köln'e gidiyor. Ve buna ek olarak Hollanda ve Belçika'dan da çok gelen oluyor buraya. Şimdi Hollanda sınırı buraya 35-40 dakika arabayla. Amsterdam'a kaç dakikada? Pardon, kaç saatte gidersin? 2 saatte gidersin Amsterdam'a. 2 saat. Buradan. Çok yakın ya. Yakın. Hollanda'dan çok gelen oluyor. Belçika'dan çok gelen oluyor buraya. Bir de alışverişe gidiyorlar burada. Seviyorlardı burayı. Yeme içme vesaire. Bak hayvanlar görünüyor burada. Ama şey normal yani bu kadar işte çevresinde ufak tefek şehirler var. Evet. Hani bakınca yani Türkiye'den mesela yaşayan biri şey duyuyor. Bochum diye bir şehir var, Duisburg var, Essen var. Diyorsun ki hepsi herhalde kocaman büyük şehirler. Evet. Yok halbuki her biri aslında mahalle kıvamında şehir. Uydu şehir deniyor herhalde buna. Tabii. Hepsi işte çevreye toparlanmış ufacık şehirler. Benim bu yerde gördüğüm en büyük sana Köln aslında. Yani büyüklük olarak, nüfus olarak da. Onun dışında böyle metropol diyebildiğin Dortmund var. Büyük. Yani sen de gezmiştin Dortmund'u. Hı hı. Dortmund hani şehirden başka biraz. Krefeld, Duisburg. Oralardan farklı. Kıyaslayamıyorsun. Biraz da hem daha güzel bir şehir hem de daha büyük bir şehir. Ama onların göbeğinde Düsseldorf başka bir dünya. Burası değişik bir dünya. Burası Almanya değil yani. Hani Almanya'da doğup büyümüş tanıdıklarım bile bana hep bunu diyor yani. Biz hani Almanya'da yaşadık. Farklı farklı şehirde yaşadık. Ama Düsseldorf gibisini görmedik diyorlar. Çünkü hakikaten burası Almanya değil aslında. Başka bir yer. Ben hani çok bu 40 ülke falan gezmişimdir. Ben şeye benzetiyorum mesela burayı. Böyle Londra, Dubai. Londra'yı çok, bana çok, da anımsattı biliyor çok musun? Çok internasyonel yani. Gezdiğimiz evet. yerler. Bayağı çünkü evet, bulvarlar, evet. caddeler geniş. Daha modern. O hissi veriyor evet. yani. Çok bir buram buram Almanya hazzı alamıyorsunuz. Ben mesela Almanya'yı nerede hissedebiliyorum? Şimdi mesela Heidelberg'e gittiğin zaman hissedersin.
biraz daha Almanya, Frankfurt, Hessen eyaletinde hissedersin biraz daha. Oralar daha çok şey, tarihi yerler işte ya. Münih de mesela, Bavyera işte hani Bavyera bambaşka bir dünyadan. Ama bizim eyalette sen çok Almanya hissedemiyorsun Almanya'yı. Hele Düsseldorf'ta hiç hissedemiyorsun yani. Aslında Almanya'yı hissetmek istiyorsan direkt Bavyera'ya da gidebilirsin. Evet, evet. Yani aynı öyle. Türkiye'de anlatılan Almanya ve Almanlar bence kesinlikle Bavyera'dakiler. Doğru, doğru. Hamburg'dakiler de mesela Hamburg'da o standartta değil. Çok internasyonel, evet. Evet. Bir gemi geçiyor. Ren Nehri'nden. Bu ara bayağı sıkıntıları var gemilerin. Öyle mi? Su seviyesi çok yere indi. Taşımacılığı minimize etmişler işte. Bu bile enflasyon yaratıyor işte şu an. Gayret bazında. Evet, işte az önce alışveriş caddesi dedik, gördünüz. Mükemmel modern olmasından bahsediyorduk Düsseldorf'un. Şimdi arkamızda şöyle bir görüntü. 3 dakika sonra ışınlandığımız yer. Evet Alha, biraz sen bize kendinden bahset peki. Ne yapıyorsun Düsseldorf'ta? Buraya işte inşaat mühendisiyim ben. Modüler yapı sektöründe çalışıyorum. Proje koordinatörüyüm burada. İşte modülleri Türkiye'de üretiyoruz. Buraya bitmiş şekilde konut, ofis, otel gibi yapılar yapıyoruz burada. Yaklaşık 2 yıl oldu geleli. Burada bizim limanımız. Düsseldorf Limanı. Rhein Nehri. Aynen öyle. Ya da. Evet, yani nehir aslında şu ileriden akıyor şu an. Burası liman kısmı. Çok aktif değil aslında burası. Eski liman. Ufak tekneler var bunlar. Özel şahıs tekneleri. Ama eskiden kalma, bak sizin Hamburg'daki yapılara benziyor. Evet. Burada depo yapıları. Bizim Spahnstadt'taki o kömür renkteki binalar gibi. Burada epey otel var. Ofis binaları var. Mesela şu renkli binada ben çok toplantıya gelmiştim. Genelde hep böyle İngiliz, Amerikan firmaları falan hep burada ofisleri var, head ofisleri var. Bayağı büyük şirket var zaten değil mi? Çok çok var burada. Benim bizim Trivago var. Trivago binası. Önünden geçtiğim yani. Aynen şu bina işte. Evet, şurası aynen. Aynen öyle. Stepstone'u gördüm. PwC var, evet evet. Ya şeyin etkisi çok olmuş bir de. Bu Brexit'ten sonra İngiltere'deki firmalar bu tarafa kayıyor. Amsterdam'a Düsseldorf'u seçmişler genelde. Buraya geliyorlar. Epey firmanın ofisi var burada. Köln'e tercih eden var. Ama burada çok var, inanılmaz yani. Çok büyük firma var. Ben burada toplantıya gelmiştim. Mesela Arup diye bir firma var. Dünyanın en büyük mimar firmalarından biri. Bu Sydney Opera binasını yapan firma. Hı hı. Onların ofisi mesela şu binada. Aynı zamanda Allianz Arena'yı yapan stat olarak. Olabilir. Evet. Ben bilirsin tabii.